Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, ne yapıyorsunuz? İnşallah iyisinizdir. Bizler soracak olursanız bizler biz çok şu değerli izleyicim, abilerim, ablalarım, arkadaşlarım. Sizler nasılsınız, ne yapıyorsunuz değerli izleyicim? Allah'ın hepinize iyilik, sağlık versin, derler, dermanlar, abbasa, sakatlar, abbasa. Yüce Mevlam, Yüce Allah'ım. Bugün de arkadaşlarım istekli canlar. Dolabımızda ben değerli izleyicilerim kemik çıkarttım. Şöyle gördüğünüz etli kemik. Şöyle bir göstereyim. Sizler de içerisinde suyunu süzdüreyim de canlar. Donu, soğuğu, buzu gitsin diye arkadaşlarım, gördüğünüz gibi şöyle bir şekilde suyu ıslamıştım, bir şekilde gördüğünüz gibi. Şunun ikisini de arkadaşlarım, kemikler, bunlar görmüş olduğunuz bir şekilde. Bunlar da yemek pişireceğim sizlerle birlikte. Bu da fazla geldi arkadaşlarım. Bunu da başka bir zaman başka bir yemek yaparım dedim. Bunu başka zaman pişireyim dedim. Bunu da arkadaşlarım şöyle ikisi halinde bir poşet içerisindeydi. Bunu da arkadaşlarım tekrardan dolabımıza atayım, normal dolabımıza. Bunları ben dondurucudan çıkardım canlarım. Şöyle burada normal dolabımıza koyayım. Başka bir zamanda onu sosyal falan bir şey yaptım. O zaman pişiririm. Sizler ne yaptınız? Nasılsınız arkadaşlarım? Akşam yemekleri hazırlıkları başladı mı sizlerle canlar? Sizler bu videomu saat arkadaşlarım akşam 7'den sonra izleyeceksiniz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi sabahta ben nohut ıslattım. Bir şey gibi gördüğünüz gibi. Saat 11 mi neydi arkadaşlarım? Herhalde şu anda saat 2'ye mi 3'e mi ne geliyor? Şöyle gördüğünüz gibi sizlerle birlikte. Ben güzelce etli nohut yemeği yapacağım. Saat hatta kaça geliyor bir bakmam lazım benim. Saat 14.11'miş arkadaşlarım. Bayağı bir zamanında geçmiş. Şöyle sizler de şimdi yemeğin fiyatına başlayacağız inşallah. Bismillahirrahmanirrahim diyerek. Şimdi sizler de canlarım. Şöyle düdüklüğümüzün içerisinde yapacağım şimdi ben yine yemeğimizi. Şöyle güzelce sizlerle birlikte Bismillahirrahmanirrahim diyerek. Böyle arkadaşım görüyor musunuz? Parçalanıyor zaten. Ben ayrılır mı ki acaba şöyle? Bir bakayım da ona göre arkadaşlarım. Elimi ayırayım. O şekilde pişireyim. İkiye bölünü bu. Yine ye. Böyle şuna bakayım da parçalanacak mı? Şöyle görmüş olduğunuz bunlar da parçalanıyor canlar. Bu şekilde dört parçaya böldüm sizlerle de gördüğünüz gibi şekilde. Canlar. Şimdi şunu güzel yıkayım ben bir. Şurada koyacağım. Daha sonra yıkarım ben. Şimdi isterim ben bunun üzerine birazcık sıvı yağ dökeceğim canlar. Gördüğünüz gibi değerli izleyicim bu şekilde. Birazcık sıvı yağ döktüm. Şimdi ben ocağımızı alacağım. Sizler de şimdi ocağı çevireyim arkadaşlarım. Ocağımızın orada bir göstereyim sizlere. Şöyle ocağımızın altını açtım ben canlarım. Gördüğünüz gibi şu şekilde burada güzelce kavuracağım şimdi ben bunu. Şurada arkadaşlarım suyumuzu koydum. Suyumuz da haşlana dursun dedim. Suyumuz güzelce arkadaşlarım haşlanınca daha güzel oluyor sonradan dökünce. Böyle bir ilk önce arkadaşlarım etlerimizi birazcık kavurayım ben. Ocağımızın altında birazcık kısa bırakayım. O aynı kendi haline kavrulsun. Ben de o sırada sizler de soğanlarımla biberlerimi doğrayayım. Ocağımızda etlerimiz birazcık kavrulsa kadar canlarım. Ben şimdi sizler de şöyle gördüğünüz gibi güzelce soğanlarımı doğrayayım. Etlerimizi arkadaşlarım birkaç mühürlüyorum. Ben mühürlemede bu arada bir et kavurma işlemi. Yani kavuracağım etimiz güzelce ocakta. Sizlerle birlikte. Sizlerle birlikte inşallah. Böyle güzel arkadaşlar ilk kat soyuyorum bu soğanı kavurma. Çünkü dış kısmı biraz değişik olmuş. Ben de böyle olmuş anlamıyorum. Kuşa falan arkadaşlarım bir değişik oluyor vallahi böyle. Böyle üst kısmını alayım. Birazcık. Gördüğünüz gibi 3 kat soydum arkadaşlarım bu soğanı. Çünkü dışı iyi değil gibi görünüyor. O yüzden şöyle gördüm soğanın bu şekli bu hale getirdim. İsterse bunu da güzel bir doğrayayım ben. Bu şekilde. Biberimiz zaten güzel arkadaşlarım yıkamıştım öncesinde. Şimdi şöyle bismillah diyerek doğramaya başlıyoruz birazcık. Şöyle arkadaşlarım ilk önce bir uzunlamasına keselim. Rabbi yetkir ve lafı atır. Rabbi temin bir haş. Rabbi sen hayırlı. Yemeği yedirmeyi nasip eyle inşallah. Şöyle gördüğünüz gibi. Bugün arkadaşım ablam geldiği için ablama şöyle güzelce sürükle, kemikle etle nohut yemeği pişiriyoruz. Buyurun dedim sizler de yiyin canlarım. Sizler de konuk olun, misafir olun bizlere. Şöyle güzelce ince olacak şekilde sizler de doğruyoruz. Ocağımızda da güzelce kavurlar dursun. Bir tarafı kavurmasın arkadaşım, onu tarafını çevireceğim, onu tarafını kavuracağım. 2-3 kat yani. Bir 10 dakika falan sürer herhalde arkadaşım kavurmam benim ona.
Ve güzel soğanlarımı da doğradım ince ince. Biraz çıkartayım, tohumu uğrarsanız iyi olur. Çünkü canlarım soğan arkasında doğranınca içerisinde canı veriyor ama nerede kavrulmasına kadar. Düzükte pişireceğim şimdi de. Bir yandan zaten suyumuz kaynıyor. Suyumuzun altında biraz pişireyim de taşmaz. Etler kavrulacak, nohutlar kavrulacak. Ben gördüğünüz gibi nohutlarım hala suyun içerisinde duruyor. Kaydanlar koydum, suyum da kaynamış. Şöyle şimdi üzerimi doğrayayım. İçerisini gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle şekilde kısmı oluyor. Bu kısmını da şu şekilde aldıktıracağım şimdi hemen. Orayı da atalım canları. Şöyle iyice dediğim gibi tekrardan biberlerimizi doğramaya başlıyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi şu şekilde biberlerimizi ve soğanlarımızı aynı anda kavuracağım. Hiç fark etmez canlarım. İkisini aynı anda kavurmamış. Bazı içerisinde soğanla kavuruyor, bazı içerisinde biberle kavuruyor. Ben ikisini de kavuruyorum. Çünkü bazen biber gerçekten soğandan daha geç kavruluyor. Canlarım. Bunlar da hem acı olan yerden alıp hem tatlı olmayan yerden alıyor. Biberleri karışık. Sizler de pazar bilgisine çekmiştik. Perşembe günü pazara gitmiştik. Bugün de günlerden pazartesi bu arada. Hayır, pazartesi de olsun, hayır, hafta işlerimiz de olsun. Ama sen ilk önce bir başka bir izleyin. Cuma gün falan izleyeceksiniz herhalde canlar bu videomu. O yüzden hayırlı cumalarımız, hayırlı perşembelerimiz olsun inşallah. Böyle arkadaşlar videoları günden önce çekince de gerçekten zor oluyor. Ne diyeceğinizi bilemiyorsunuz. Tabii güzelce biberlerimi de doğradım sizlerle birlikte. Gördüğünüz gibi şöyle hemen bir kap oldu. Bundan sonra kavururum içerisinde sizlerle birlikte. Tabii ne oldu bu arkadaşlarım güzel görüntü bir şekilde ıslatmıştım. 2-3 saat ıslanmış şekilde duruyor. Şöyle bunu da hemen suyunu süzdüreyim sizlerle birlikte. Bismillahirrahmanirrahim. Seyrek. Evet. Şöyle ne oldu bu suyunu güzel süzüldüm. Şöyle koyayım bunu buraya. Şunları yıkayım canlarım ben şimdi. Sizlerce tekrardan haftada ekibimizin başına geçeceğiz. Şöyle hemen. Hem kardeşler imandan geri bir iş yaparken bile temiz iş yaptınız mı? Gerçekten çok teşekkürler. Bir yandan temiz iş yaptırsın, bir yandan yemeğin bir şey yapalım. Sonrası iş kalmasın sizlere de. Her zaman diyelim bakın bu videolarımı sizlere. Bir çekecek mi, çek bas mı neyse onu gelsin çok iyi olur size. Buraya arkadaşlar güzel hemen çekiyorum suyunu falan. Şişler tekrar etimizin başına geçebiliriz gibi. Güzelce canlar bu şekilde gördüğünüz gibi kavurmaya devam ediyorum. Şimdi kaşıkları şöyle bir karıştırayım sizlerle birlikte. Bismillahirrahmanirrahim diyerek. Şimdi öbür tarafları çevireyim, öbür tarafları kavurulursun. Hep bir tarafları kavurma. Şöyle. Tamam diyor. Bir de arkadaşlar bu taraflar kavrulsun. Bir de öbür taraf kavrulsun. Çünkü üç taraflı oluyor bunlar canlarım. Şu şekilde gördüğünüz gibi bir taraflar kavruldu zaten. Bir 10 dakika sonra sizlerle de görüşürüz inşallah bunlar kavruldan sonra. Evet canlarım, şimdi sizlerle şöyle görmüş olduğunuz gibi soğanımıza biberimiz içerisine ilave edeceğim. Şöyle gördüğünüz gibi etlerimiz güzelce kavruldu canlarım. Şöyle. Şimdi bir güzel de bunu kavuralım sizlerle birlikte soğanlarımızı, etlerimizi. Ocağımızın altı sık zaten. Çiçekler şunu bir şekilde karıştıralım. Görmüş olduğunuz gibi. Güzelce etlerimiz de kavruldu canlarım. Şöyle daha yakından göstereyim sizlere de. Şu şekilde. Biraz da arkadaşlarım böyle 2-3 dakika soğanlarımız kendi haline kavrulup olsun. Zaten yağı falan var içerisinde. Ondan sonra sizlerle birlikte nohutumuzu ilave edelim. Tuzumuzu ilave edelim. Baharatlarını ekleyelim. Sonrasında üzerine suyunu ilave edelim. Evet canlarım, şöyle görmüş olduğunuz gibi soğanlarımızla biberlerimiz güzelce etle birlikte şöyle gördüğünüz gibi güzelce kavurdu. Şimdi sizlerle arkadaşlarım şöyle salçamızı ilave edeceğim üzerine bismillah diyerek. Böyle göz kararı gördüğünüz gibi canlar. Onu da ilave edelim değerli izleyicilerim sizlerle birlikte. Şöyle birazcık da karıştırayım. Güzelce kavrulsun içerisinde o da. Şöyle kısık ateş yapıyorum zaten gördüğünüz gibi sizlerde. Hepsini şöyle bir karıştıralım değerli dostlarım. İlk önce bir kavuralım, sonrasında
Az gelirse salçası ilave ederim tekrardan ben üzerine. Ve ilk başta bir karıştırmak, kavurmak önemli tabii ki de. Şöyle birazcık kendilerini kavurla dursun. Kavurduktan sonra sizlerle görüşürüz inşallah nohutları ilave ederken. Evet canlarım, salçamız güzelce kavruldu. Değerli izleyicilerim, şimdi size dışarı görmüş olduğunuz gibi nohutumuzu ilave ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yesir ve lafasır, Rabbi temizdir, hayır. El dönemdir, el fatıma annemedir. Rabbim sen her ikisiyle yemeği, yedirmeyi, ağız tadıyla nasip eyle inşallah. Allah'ın yüce yaradanın. Rabbim sen olmayanları da ver inşallah. Ben gördüğünüz gibi sizlerse canlarım. Birazcık nohutlarımı ilave etme içerisinde değerli kardeşlerim. Şimdi şöyle sizlerse güzelce bunu bir karıştırayım ben. Etlerimizi, nohutlarımızı. Hepsi içinde birbirine geçsin. Güzelce karıştırdık. Gördüğünüz gibi şöyle. Lezzetli birbirine doğsun arkadaşlarım. Bunu falan şimdi ilave edeceğiz. Şöyle, bu koyun etiydi galiba şu anda. Şöyle şimdi tuzumu ilave edeyim. Göz kararı. Yeter herhalde bu kadar. Evet, yeteceğini düşünüyorum şöyle. Elimde yıkayayım. Şöyle tuzumuzu yerine koyayım tekrardan. Sizler de birlikte. Evet, sizlerden şöyle güzel bir kavurarak pişireceğim. Canlarım. Etle nohut böyle gelse yemek yapımında çok güzel oluyor. Ben çok severim yani. Sizler de sever misiniz? Yorumları yazın. Rabbim olmayan kullarına da versin inşallah. Yüce Allah'ım, yüce yaradanım. Şöyle güzelce gördüğünüz gibi kavuruyoruz değerli dostlar. Şurada suyumuz kaynıyor canlarım. Burada şöyle güzelce nohutlarımız kavruluyor. Ocağımızın altı orta şekilde açık. Şimdi bayağı bir açacağım bu ocağımızın altında. Çünkü sizler de şimdi üzerine suyumuzu ilave edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Suyumuz da çok güzel kaynadı. Bu ocağımız altını şu an tamamen açtı. Şimdi sizlerle de son olarak birazcık karabiber ilave edeyim. Bu şekilde tamamen fazla ilave gerek yok. Şimdi sizler de şu şekilde İçerisine ilave ediyorum suyumuzu güzelce. Şöyle bir karıştırayım bakın diğer izleyiciler nasıl olmuş suyu seli. Şöyle iyi gibi. Biraz da ilave üstün geri kalanında zaten fazla bir şey de kalmadı. Şimdi arkadaşlarım içerisine çekelim suyunu da. Şöyle içerisinde suyunu komple boşalttım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım arzu da bir yemeği nasip etsin. Canlar. Böyle güzelce de karıştırdım değerli takipçilerim. Sizlerle birlikte. Bismillahirrahmanirrahim. İçerisine tuzu az gelirse ilave yaparım. Şimdi sizleri de şöyle götüreyim. Yemeğimize doğru. Gördüğünüz gibi şöyle bu şekilde oldu canlarım. Şöyle göstereyim sizlere de etlerimizin de son halini şöyle bu şekilde oldular. Görüyor musunuz? Canlar. Gösterebildiğimi gösterdim size bu şekilde değerli izleyicilerim. Az sonra düzgünümüz kapağını kapatacağım. Kapatırken de gösteririm sizlere. Evet canlarım, şöyle güzelce kaynadı değerli takipçilerim. Ocağımız, yemeğimiz. Şimdi sebze şöyle altını kısıyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyerek ocağımızı arkadaşlarım şu şekilde düdüklüğümüzün ağzını kapatıyorum. Şu şekilde gördüğünüz gibi kapalı şekilde bırakıyorum sizlerle şimdi. Şu şekilde tamamen kapağını kapağı. Tamamen kapanması önemli. Şöyle canlarım gördüğünüz gibi sizlerle kapattım. Bu şekilde arkadaşlarım bir saat civarında pişecek. Suyunu da ona göre koydum. Piştikten sonra inşallah sizlere gösteririm. Evet canlarım, şöyle görmüş oldunuz, ben yemeğimi arkadaşlarım bir saat pişirdim canlar, tam bir saat. Şimdi sizler yemeğimizin ağzını kapatacağım inşallah. 10-15 dakika bekleyeceğim canlarım havası çıkması için. Sonrasında inşallah sizlere pişmiş halinde göstereceğim. Şöyle sizlerle kapatalım. İnşallah pişmiştir canlar.
Bir saat boyunca çünkü ocakta bekliyoruz değerli izleyicilerim. Şimdi size 10-15 dakika daha bekleyelim. Sonra ben sizlere göstereyim inşallah pişmiş haline. Sonradan videomuzu sizlerle sonlandıralım değerli dostlarım. Evet canlarım, şimdi sizlerle düdüklerimizi açıyoruz değerli takipçilerim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi güvence açısından şimdi şöyle bir basalım. Havası var mı yok mu gördünüz mü? Şöyle kontrol ediyoruz. Ben her zaman şöyle açarım bakın canlarım. Şöyle şuradan basarım elimle. Şöyle de açarım ki içeride hava falan varsa yüzüme doğru gelmesi. Şekilde Bismillahirrahmanirrahim. Böyle açalım. Değerli dostlarım, sizler de canlarım şöyle görüyor musunuz? Nohutlarımız güzelce pişmiş. Şöyle etimiz de güzelce olmuş. Şöyle hemen bir karıştırayım. Sizlere de şöyle bir getirip göstersin ablam. Şu anda kameramanım ablam. Şöyle gel abla, yaklaş. İçini gösterelim. Şöyle görüyor musunuz değerli izleyicilerim? Etlerimiz, yemeğimiz bu şekilde oldu. Şöyle bir göstereyim sizlere de. Gördüğünüz gibi etlerimiz de pişmiş. Bu şekilde değerli izleyicilerim. Bir videomuzun da sonuna geldim. Başka bir güzel video vardı. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın değerli can dostlarım.